أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابن هبان El-Musnadu Sahih Alettekasim Vel-Enva' adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. İbn-i İbban bu kitabını kısımlar üzere oluşturmuş. Kısımların da altında çeşitler oluşturmuş. Hadisleri bu çeşitlerin altında veriyor. Dolayısıyla her bir hadisi verdiğinde biz onun ait olduğu kısmı ve bağlı bulunduğu çeşidi görerek okuyoruz. Maksadı bu şekilde hadis ile fıkıh arasında sıkı bir köprü oluşturmak ve amele dönüştüğü yerde hadisleri okuyucusuna doğru takdim etmek. Bu sebeple farklı, bambaşka, diğer hadis koleksiyonlarında görmediğimiz bir biçim oluşturmuş, bir yapı, bir omurga oluşturmuş. Bunlar 5 kısım emirler. Yasaklar, bunları şekil halinde böyle, emirler, yasaklar, haberler, mübahlar ve fiiller olmak üzere. Bunları puzzle halinde sunduk ki yapboz, yani kendi içlerinde bunlar belli bir uyum, sünnet, belli bir yeknesaklık içerisinde. Biz emirleri okuduk. 110 çeşit vardı içerisinde, 2000'e yakın hadis vardı. Nehileri de okuduk, yine orada da 110 çeşit vardı, 1000'e yakın hadis vardı. Haberlerdeyiz şu anda. 80 çeşit var, biz bunlardan epey bir zamandır 8. çeşitteyiz. Hocam, tür olarak hangi tür hadislere giriyoruz? Sünen mi? İşte bu bambaşka dediğimiz, ne sünen tarzı bir kitaptır. Ki sünenlerde fıkhi başlıklar altında hadisler sunulur. Yine benzese benzese en çok sıhhaha benziyor, sahihlere benziyor. Çünkü kitaba sahih dışında hadis almama esasıyla. Ama yapı olarak sahihlere yine benzemiyor. Çünkü sahihlerde tamam sahih dışında hadis almama ilkesi var ama yine konu başlıkları altında verilir. Mesela Buhari'nin sahihinde olduğu gibi. Bu yönüyle sahihlere benzerken sahih hadis almaması bakımından ama yapısı itibariyle sahihlerle hiç alakası yok. Yapısal kurgu taksimata bağlı yapılmış. İşte 5 kısım. Emirler, emir içeren hadisleri emirlerde toplamak üzere. Nehiler, nehi içeren hadisleri nehilerde toplamak üzere. Konusu ne olursa olsun. Neyi yasaklıyor, yani neyi emrediyor, hiç önemli değil. Emirse emirlerde bulunacak, yasaksa yasaklarda. İçinde bir haber ifade ediyorsa, ister geçmişle, ister gelecekle, ister hali hazırdaki günüyle ilgili olarak, mesela şu an arkadaşlarıyla ilgili Resulullah'ın konuştuğu ifadeler haber veriyor onlar hakkında. Bunların hepsi de haberlerde bulunacak. İbn-i İbban'ın kafasındaki tasarım bu. Sonra dördüncüsü, İbahat, mübahları bildiren hadisler, bir şeyin yapılmasında sakınca olmadığını belirten hadisleri orada toplamayı esas almış. Buna da ibahat diyor. Orada mübah bildiren her türlü hadise yer vermiş. Sakıncasız olduğu anlaşılan, ister doğrudan söylemiyle, ister ses çıkarmayarak, hangi vecihle olursa olsun, Resulullah'ın hayatında sakıncasız görülen şeyleri topladığı bir yer ve son olarak fiiller, Resulullah'ın davranışları, eylemleri, bir hareketi, davranışı, eylem planında
bunu içeren hadis varsa onlar da fiillerde toplamış. Böylece 5 kısım. Ama bunları öyle emirler deyince hemen emirler baştan yukarı bütün hadisler gelmiyor. Onlara da çeşitler başlıyor bu kez. Ve emirler altında 110 tane çeşit okuduk. 110 farklı çeşit emir çeşidi. Orada da konu yoktu. Orada da yine formüller vardı. İşte erkekleri ilgilendiren, kadınları ilgilendirmeyen, kadınları ilgilendiren, erkekleri ilgilendirmeyen. İşte bazı zamanlarda olan. Ya biz 2-3 tanesini sayamayız şimdi peş peşe ama orada 110 tane farklı emir çeşidi okuduk. Merak edenler gidip bakabilirler. Yine 110 tane çeşit nehi çeşidi vardı, yasaklama çeşidi vardı. Ve şu anda 80 tane haber çeşidinden 8.sindeyiz. 8.sinin başlığı ne? Yine konudan bağımsız, formüle dayanan bir başlık. İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın haber vermesi an menakibis sahabeti. Sahabelerin menakibinden, onların hayatlarındaki davranışlarından vesaire. Ricalihim nise ve nisaihim. Erkeğiyle kadınıyla. Ama bi zikri esmaihim. Adlarını vererek. Şimdi burada adlarını vererek dedi ya, başka bir yerde, başka bir çeşit başlığında adını vermediklerini ayrıca bir çeşit yapacaktır. Resulullah adını vermeksizin kendi zamanındaki bir sahabisinden bahsediyor. O hadisler oradadır. Burada adıyla sanıyla olanların bulunduğu yerdeyiz şu anda. Bir zikri esma, evet bu kadar geldi. Rıdvanullahi aleyhim ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun. Böyle bu kadar. Daha ne kadar var? Oo, daha gidiyor. Evet, hala gidiyor. Şuralara bir yere kadar geldi. Yani bu şekilde apayrı bir tasarım benim bildiğim yok. Evet, o yüzden merhum Ahmet Muhammed Şakir, yani kitabun muhtara diyor. Yani ihtira, icat ya, böyle olmadık bir şey yapma. O da öyle bir kitap. Fakat tutmamış tabii. Yani doğumundan yaklaşık bir 300 sene sonra falan kaybolmaya yüz tutmuş. Artık öğrencilerin elinde ender, pek bulunmayan bir kitap. Neden? Çünkü kimsenin işine yaramıyor. Vaaz yapacak olsan hadis bulamazsın burada yani. Bu akşam namazla ilgili bir vaazım var, namazla ilgili hadisleri okuyayım desen burada bulamazsın. Bir tane bulsan bir sonraki namaz değildir. İşine yaramaz. Öğrenci hep konu başlıkları, ödev yapacak olsan yaramaz. Dolayısıyla artık nadirata dönmüş 700'lü yıllarda. O zamanlar Mısır'da İbni Balaban diye bir hadis alemi, ben bu kitaba bir iyilik yapayım da konu başlıkları altına hadislerini toplayayım demiş. Ve el ihsan dediğimiz iyilik, iyiliğini yapmış şeye. O kitap duruyor hocam, muharebe şey. O kitap duruyor mu? Oo, her tarafta. Tabii bundan daha yaygın. Tabii. Yani biz bunu tahkik edinceye kadar her taraf el ihsandı. İbn-i İbban'ın sahihi diye el ihsan biliniyordu. Yani İbn-i Balaban'ın tertibi, sıralaması üzerinde İbn-i İbban'ın sahihi diye yazıyordu. Halbuki aslında el ihsan o. İyilik. Bunu konuşunca o zamanlar işte Mehmet Görmez, şimdi Diyanet İşleri Başkanı hocamız, ya iyilik yap, şey gölge yapma, başka ihsan istemez şeyini hatırlatıyor dedi. Yani biraz gölge yapmış gibi kitabın, çünkü kendisini tamamen piyasadan kaldırmış ondan sonra. Belki öyle olaydı yine yani can çekişirdi ama en azından hayatiyeti devam ederdi. Dönüştürünce herkes hemen tamam, hadisler orada var nasıl olsa. İbn-i İbban'ın yapısı mı? Aman zaten anlaşılmıyor, ne yaptığı belli değil diye kurtulmuşlar adeta şeyden, Ettekasim'den. 700'lerden bugünlere gelinceye kadar neredeyse sahada yok kitap. Biz hocamla birlikte farklı 9 yazması üzerinden, ki bu yazmalar kitabın farklı farklı yerlerini kapatıyor.
Hiçbiri tam yazma değil. Yani bir yazma birazdan, bir yazma buradan, bir yazma buradan, bir yazma buradan. Kitabı tamamen kapatıyor mu derseniz neredeyse diyeceğim. Çünkü 200 hadislik bir alan boşluk alıyor. Biz o alanın boş kaldığını nereden biliyoruz? İhsandan biliyoruz. Evet. Çünkü İhsan'ın bütün hadislerini düşünce şeyden, el yazmalardan 200'e yakın hadis kaldı elimizde. Çeşit başlıklarını biliyoruz. O arada olması gereken çeşit başlıklarını. Çünkü girişte veriyor İbn-i İbban. Bir kaldı geriye elimizdeki bu hadisleri o çeşit başlıklarına yerleştirmek. Onu nasıl yaptık? Onu da şey yöntemiyle. Şimdi ben uzun yıllar halıcıda çalıştım. Eski halı falan. Orada mesela bir eski halı diyelim bir yeri gitmiş böyle. Orayı böyle hemen şey kurar oraya, saçaklarını çıkartır. Güzel. Sonra genel motifin, çünkü illaki bir ahenk vardır bu. Genel motifin üzerinden yürüyerek orayı böyle tamamlar. Yeniliğinden gayrı hiçbir şey ayırt edemezsin. O yeniliğini de biraz eskitir şöyle. Tamam, sana gönderdiğinde şey yapılmıştır. Hakikaten görünce insan inanamıyor. Nasıl burası kapanmış böyle. Biz o 200 tane hadisi dediğim gibi diğerlerini düştük. Sonra hangi çeşitlere gireceğini onların düşündük. Ve ondan sonra da İbn-i İbban'ın normalde yaptığı sıralama. Mesela ilk bab şeyden sonra, Nevi başlığından sonra, Nevi'den sonra ilk verdiği hadislerde mesela zikir başlığı koymaz. Zikirsiz olanları hemen götürdük yerlerine koyduk zaten. Evet. İlk önce şeyleri verir. En sahih olanları, en kısa, az öz olan hadisleri verir. Aşağı doğru detaylandırır, tartışır konuyu falan. Zaten o başlıklarda tartışmalı yürüdüğü yerde hiç zorlanmadık zaten. Çünkü öncesine atıfta bulunuyor. Böylece o 200 hadisi yerleştirdik. Fakat bir kusurumuz oldu. Bunu söylemedik. Yani burada söylüyorum şu anda. Yani bunu muğlak bıraktık. Yani hocam şöyle dedi. 7200 tane hadis. Hatta 7200 bizim sayımımızda tabii İbn Takasim'den fazla hadisler de çıktı İhsan'dan. Bir yani 150 kadar İhsan'dan daha fazla hadis de çıktı. Hayır. Demek ki Balaban harmanlarken konularına falan derken artık o yani Hicri 700'lerde fişleyerek mi yaptı? Ara o düşürmüş aradan. Dolayısıyla biz Balaban'dan İbn-i İbban'a, İbn-i İbban'dan Balaban'a çarpraz indeksimiz var kitabın sonunda. Oradan gidip baktığınızda bazı hadislerin İbn-i İbban'dan Balaban'a karşılıklarını bulamazsınız. Yok. Çünkü İbn-i İbban'da o hadisler yok. Hocam dedi ki yani 7600 hadisin içerisinde 200 tanesi dedi şimdi milletin midesi bulanır. Hani kitabın tamamı tahkik edilememiş gibi anlaşılır. Orasını tedlis yaptık. Yani ne yalan söyledik ne de o kısmıyla alakalı açıklıkta bu. Bazıları bana yazdılar. Bir iki kişi Kudüs'ten yazdı bu işi iyi bilen. Tahkiki çok iyi beğendiklerini fakat bir şeyi merak ettiklerini. El yazmalar bütün hepsini kapatıyor muydu? Çünkü okuyor bizim girişimizi. Ona dair sadra şifa bir cevap bulamıyor tabii. Bir sürü yazmalar tanıtıyoruz, şey diyoruz. Ama tam fakat biraz daha açık göz olanlar daha onlar o yeri tespit ettiler. Onu nereden tespit ettiler? O da şöyle, biz yazmalarda en küçük farklılıkları bu dipnotlara yansıtıyoruz. Mesela şu dipnotlarda bazen bu dipnotlar şöyle olur, bazen azalır, bazen çoğalır. Yazmalardan birinde farklılık varsa hemen aşağıda B'de burası böyledir, C'de burası böyledir. Dal semboller vermişiz yazmalara. Dal nüshasında burası böyle, B nüshasında burası böyle. Bütün yazmalar beraber yürüyor. Çünkü bir de kesiştikleri yerler var yazmaların. Önemli oranda kesiştikleri yerler de var. Öyle birinin bittiği yerden diğeri başlamıyor. Dolayısıyla buralarda habire en çok buraların kalın olduğu yerler yazmaların en çok kesiştiği yerlerdir. Çünkü bir yazmada orada kale vardır, öteki yazmada orası bir kelimenin biri hafif yanlış yazılmıştır falan. Peki yazmanın olmadığı yer nasıldır? Burada neredeyse hadislerin Buhari Müslim kaynakları dışında
bir şey bulamazsınız. Onu da tabii bütün ciltleri elden geçirip o aşağıdan bakarsanız simgelerin dal, B vesairenin yazmadığı yerde demek ki burada bu 200 hadisin olduğu yer burası. O da yani kaç sayfadır? Sayfada 2 hadis olsa ortalama bir 100 sayfalık bir şeydir demek ki toplamda. Peki efendim. Bu kalabalık yine kaç kişi bu? Aynısı 2 kadar mı yoksa daha mı? Şimdi cilt mevzu yayıncının işi. Hayır, cilt demek istediğim yani daha yani daha şimdi bak işte onu teferruatı ile ilişkilendirdiğinden söylüyorum. Şimdi bu kitabın tahkikinde bilgisayar tarafında ben rol aldım. Yazma tarafında hocam rol aldı. Ve toplamda 12'ye yakın 12 yıl çalıştık. Benim tahkik ettiğim haliyle kitap 18 cilt olarak tahkik ettim. 18 cilt. Bunu nasıl yaptım? İşte kütüphaneyi bir gezdim şöyle. Kitaplar ortalama her bir cilt kaç sayfa? 300 olanlar da vardı ama ince geldi onlar. İşte 400-450 mutedil. 500 olanlar 550 bayağı kalın. O kitap taşımıyor artık cildi bozar diye. Madem yapıyoruz en mutedil olsun. 450'yi esas almıştım ben. Ve 18 ciltlik bir şey çıkmıştı. Biz yayıncıya gönderdik. Yayıncı dedi ki olmaz. Biz bunu 18 cilt olarak basmayacağız. Ne yapacağız? Dedi ki biz kalınlaştıracağız. En aşağısı 500-600 sayfa. 700-800 bile olabilir sayfalar. Ya dedim nasıl olacak böyle böyle kitap? O sen eskiden de dedi. Senin o dedin kağıtlar kalın. Şimdi dedi öyle ince kağıtlar kullanıyoruz ki. Mesela işte bunlar gibi. Dedim kağıt ince olursa arkasını gösterir. Yok dedi hem ince hem göstermiyor yeni kağıt. Gerçi göstermiyor dedi ama ben zaman zaman arkayı görüyorum yani. Ve beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla adam o 18 cildi düşürdü 8 cilde. 700-800'e çıkarınca sayfaları tamamıyla yarı yarıya ciltleri düşürdü. İbn-i İbban hali eski basım olduğu için o da 18 cilt. Ama yani İhsan 18 cilt, Tekasim 8 ciltten bakarsanız şey gibi olur. Yani orası daha teferruatlı, burada daha az hadis var gibi olur. Halbuki burada daha çok hadis var. Hocam kitabın fakültelerdeki durumu nasıl? Kaynak olarak esas alınmaya başladınız? Bütün kütüphanelerde var. Yani İbn-i İbban'a müracaat eden, orijinal haliyle görmek isteyenler bakarlar. Ama kaynak vermek isteyenler hala eski alışkanlığını sürdürüyorlar. Çünkü bugünkü bilgisayar programlarında şurada burada hep o yerini aldı. İhsan aldı. İbn-i İbban'ın sahihi diye o yer aldı. Belli bir standartlar oluştu yani orada. Dolayısıyla İhsan'ın 6. cildi, İbn-i İbban'ın 6. cildi deyince insanlar biliyorlar nerede ve o kitap daha yaygın tabii şeyde. Bu bizimki meraklısına, İbn-i İbban'ın tertibine odaklanmak isteyenlere vesaire. Yani şimdi İbn-i İbban'ın tertibine en çok siz tanıksınız. Yani dünyada başka yerde uzun yıllardır böyle okunduğunu sanmıyorum. Biz daha yayınlanmadan da okuduk çünkü burada. Onların eline bile geçmedi. Diğer yandan cumartesileri Buhari'yi de okuyoruz. Şimdi ben İbn-i İbban'ı okurken rahat okuyorum. Buhari'yi okurken çok zorlanıyorum. Yani hep aynı hadisi okumaktan çünkü bütün mükerrerler yani konu başlığı altında olduğu için hadisler o konu altındaki bütün hadisleri farklı tariklerini de vermek istediğinden haklı hadisçi olarak kendisine ulaşan bütün tarikler değerli. Tekrar tekrar hadis okuyoruz orada. Bir bahanesi de olsun diye İmam Buhari ufak tefek bab başlarında böyle bahanelerle bab başlığı oluşturup aynı hadisi veriyor aslında. Bir iki kelime değişiyor. Bazen üst üste okuduğumda ben orada insanların artık uyumaya başladığını, yorulduğunu yani İmam Buhari'de işte 7000 hadis var, 5000 hadis var. Bu rakamlar şey rakamlar. Bunların tekrarlarını çıktığınızda yani düşer bu ta 4000'lere. Biraz daha ciddi tekrarlarını çıkarsanız var ya 2500'lere kadar da düşer yani. Bazıları derse de gelmiyor hocam. Tabii yani adam diyor ki koca derste 45 dakika hadis dinledim. 10 tane hadis, 15 tane hadis hep aynı hadis okundu. Döndü dolaştı. O yorucu oluyor. Aynı tekrarlar İbn-i İbban'da da var.
Nitekim burada da 7500 hadis var. Yani benim tahminim hadis, toplam elimizde hadis olarak sahihlerin aslında rakamı standart 2000 civarındadır. Hasenlerle birlikte bu oluyor 4000 civarında. Tekrarlarla birlikte İbn-i İban'daki gibi oluyor 7600. Buhari'nin ezberlediği 7600. Buhari'nin bunda atfedilen o yüz binlerce hadis nereden çıkıyor? Kim nereden çıkarıyorsa onlar göstersinler. Yani kim 600 binler falan, kim söylüyorsa bunu, o da bir rivayettir sonuçta, onlar göstersinler. Ama ne yazık ki bazı vaizlerimiz, bunlar hoşuna gidiyor böyle söylentileri. Alıyorlar işte İmam Buhari ne kadar büyük, 600 bin falan. Ya mübarek adam, bir insanı yüceltmek için bile yalan söylenemez. İmam Buhari nerede bunu söylüyor? Hangi kitabında söylüyor? Efendim falanca yerde filanca yerde bir söylenti. Senet yok, sepet yok, biri birinden öyle bir anekdot gibi bulunduğu. Şimdi böyle bir şeye itimat ederek siz bunu yapacak olursanız İmam Buhari'yi karalamayı, birileri de Hazreti Mesih'e Allah'ın oğlu dedirtiyor. Ve onun üzerinden bunu dünyanın en büyük dini olarak üstelik yaygınlıkta bu. Şimdi siz de Hazreti Mesih hakkında böyle deniyor diye karalayacak mısınız? Yani Allah Azze ve Celle diyor ki فَتَبَيَّنُوا araştırın اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ bir kavme isabet edersiniz, adamın hakkına girersin bilmeden, işin künhüne ermeden, ama Allah Azze ve Celle فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ sizi bu yaptığınızdan pişman eder. Öyle basit bir şey değil. Kolay kolay onu diline al, sen ondan sonra aynı şeyi söyle. اِتَّلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ dilinizde alıyordunuz, kolay sayıyordunuz bir insan hakkındaki şey, ama bu Allah katında muazzam bir şey. Böyle bir yalanı yaymaya ne gerek var? Efendim o çok büyük bir hadisi olabilir, iyi bir insan, iyi bir rivayetçi olabilir, ama bunu mübalağalı sayılarla ifade ederek bu sefer doğruyu gölgelemeye başlıyorsunuz. Adam bir de kalkıyor, sayıyor hadislerden, bilmem ne yapıyor, ya buna ömür bile yetmez falan diyor. İyi de hiçbir rivayete itibar etmeyen sen bu adam hakkındaki bir rivayet üzerinden adamı müfteri ilan ediyorsun. Hangi tutarlılık, hangi tutarsızlık seninki? Önce o dediğin rivayetin, yaptığın kaydın başından sonuna kadar bir kaynağını göster. De ki falanca yerde Buhari böyle söylüyor, bu kaynağa dayanarak ben şimdi Buhari'yi karalayacağım. Hocam ne diyorlar? Kitabın ön sözünde diyorlar, daha kötüsü, Buhari'nin kitabının ön sözünde 600 bin hadisi var diye söylüyorlar. Biriyle tartıştım da, yani bir resmini yolla da bir göreyim dedim. Evet, yani üstün körü olunca, ben her zaman söylüyorum, sığ, yüzeyde takılanlar oltaya takılırlar. Bu böyledir. Yani sadece dini alanda da değil. Başka bir alan diye düşünün mesela. Böyle yüzeysel bilgilerle iş yapan adam başına her türlü sakatlık gelir. Her türlü aldatan kimsenin aldatmasına uğrayabilir. Esaslı konuya hakim değilse o zaman aldanır. Bunu herkes biliyor aslında. Ben o işleri iyi bilmiyorum diye bir yere gidecekse ya beni kandırırlar orada. Ben o işleri bilmediği zaman az bilginin, eksik bilginin yanılmaya yol açacağını biliyor ya aslında. Ama dini sahaya gelince hiçbir şey bilmeden üstün körü ama her şeyi bilme iddiasına, en iyisini bilme iddiasına giriyor. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir tutarsızlık? Bir araştır, bir ciddiye al, vakit harca. Bilene sor. Bilene sor, tefekkür et. Daha üstün körü öyle, işte bu sığ yüzeyde takılma, bunlar avlanıyorlar. Biliyor bir kesim böyle ortalıkta yüzeyde takılan, bu işe çok fazla vakit ayırmadan dinin de en inkralını onlar yapacağı, bakmışsın ne kılığıyla, ne kıyafetiyle, ne diniyle, ne dindarlığıyla, alakasız, yani bağışlayın, namaz bile yok. Ama Kur'an'da tesettür var mı yok mu o biliyor. Siz bilemezsiniz. Namaz var mı yok mu? Namaz var mı yok mu o biliyor. Neyse.